Ben Beşiktaş 6'da 6 yaptı. Hı-hı. Evet. Çok önemli bir seri. Yani bir Sivasspor yaptı bunu lider, bir de Beşiktaş yaptı, evet. 6'da 6, 6 maçlık seriyi. Ki bu kadar kırılgan ve rekabetçi bir ligden, yani heyecansız, kaliteli olmasa da çok rekabetçi ve kırıcı bir lig, hı-hı, yaşıyoruz. Çok sürpriz oluyor. Deplasmanda kazanmak kolay değil. Ama Beşiktaş'ın yani bu 6 maçında hangi maçında iyi bir futbol oynadı diye soracak olursan, senin var mı? Geliyor mu aklına? Yok, ya şu maçta iyiydi hakikaten diyeceğin. Yani bölüm bölüm diyebiliriz. Yani tamamında değil ama bölüm bölüm diyebiliriz. Say herhalde. Bakayım bana bölümleri, İşte geçen, merak ettim. Geçen haftaki Kayseri Spor maçı diyebiliriz belki. İlk yarısı. Yani bak Kayseri. Bak ama şimdi. İşte Kayseri işte diyoruz. Hem rakip öyle bir Kayseri şey var. Hem de şöyle. Kayseri Spor maçında da birinci gole kadar, hı hı, Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Ben naçizane yorum yaparken özellikle şampiyonluk adaylarında 0-0 oyunu ve yani beraberlik oyunu ve geriye düştüğü zamanki oyunlara, hı hı, çok önem veriyorum. Çünkü zaten kendi evindesin. Evet. Öne geçiyorsun. Zayıf bir rakip içinde bulunduğu durum Kayseri. Ondan sonra coşku, moral, Kayseri Spor'un açıkları vesaire, burada zaten hani oyunu ve skoru arttırmak biraz daha doğal geliyor bana. Hı hı. Ama 0-0 iken ne yaptın? Var mı Beşiktaş'ın pozisyonu? Pozisyonu yok. Yok. Hı hı. Yani 0-0 oyununda yok. O yüzden tabii ki o ilk 6 haftalık performansla kıyaslarsak çok daha önünde. Çok tabii daha ki. Özgüvenli, çok daha sahada daha inanmış, hı hı, odaklanmış bir takım var. Ama oyun olarak hele bu son Kasımpaşa maçı, yani 10 kişi kalmış bir Kasımpaşa'ya tabii, karşı 2 gol yemiş olması, çok kopuk oynaması, gerçek anlamda bir baskı kuramamış olması, çok üretken, hatta pek üretken olamaması, yani son bölümde evet bir 10-15 dakikalık bölümde biraz, hı-hı, baskı sonucu girilen pozisyonlar var ama bu kadar geri koşması, bu kadar kopuk takımın birbirinden kopuk oynaması, takım boyunun uzun olması büyük handikap ama evet çok değerli bir galibiyet aldı tabii Beşiktaş. Tabii Kasımpaşa yaklaşık 75-80 dakika 10 kişi oynadı ama maçın hiçbir bölümünde herhalde Kasımpaşa'nın 10 kişi oynadığını, evet, düşünmedik biz. Çoğunlukla Kasımpaşa'nın hakimiyetinde geçen bir karşılaşma oldu. Dolayısıyla eğer şampiyonluk adaylarından biriyseniz ve bu zirveye oynuyorsanız deplasmanda da 10 kişi kalmış rakibinize üstünlük kurmanız gerekir herhalde diye düşünüyorum ben. Evet aynen öyle. Yani oyun üstünlüğü, net bir oyun üstünlüğü, hı-hı, bekliyor insan. Ama o gerçekleşmiyor. Gerçekleşmedi. Hani Muslera heykel dedik. Atiba'ya da bir heykel lazım. Olağanüstü oynuyor. Yani bir de şeyi daha iyi görebiliyor insan. Kasımpaşa stadı daha küçük olduğu için sahaya daha yakın. Ben maçı yerinde seyrettim. Yani Atiba'nın orada yaptıkları ve takımı ayakta tutuşunu, hı hı, çok daha yakından gözlemleyebildim. Çevresindekileri de yükseltiyor bu arada. Yani Elneni'nin performansı da yükseldi Atiba ile beraber oynamaya başladıktan beri. Evet ya Elneni Atiba ikilisi aslında benim Beşiktaş'ta görmek istediğim ideal ikili değil. Hı hı. Elbette ki Abdullah Avcı'nın da değil. Nitekim sezona da öyle başlamıştı. Gerçi Elneni de transferinin son gününde geldi ama ama yani şu anda İşte durumu idare ediyorlar. Hı hı. Herkesi bak Galatasaray durumu idare ediyor. İşte Muslera'ya yükü bindirmiş. Beşiktaş, hı hı, almış. Hadi Atiba bizi taşı demiş. Beşiktaş'a yükü bindirmiş. O yüzden Beşiktaş'ın da yani oyun olarak çok fazla ışık vermiyor maalesef. Evet. Böyle bir durum var.